karşısına temsil ettiğini söylediği, temsil ettiğini iddia ettiği şeye bu kadar hakaret, bu kadar saygısızlık olmaz. En büyük zulümler temsil ettiklerini söyledikleri o çocuklara yapıyoruz. Buyurun. Öyle bir şey tabii söz konusu olmaz. Oradaki Türkiye büyük bir devlettir, büyük bir tecrübesi vardır. Balkan coğrafyasında büyük bir tecrübesi vardır. Geçmişte de Türkiye Yunanistan'ın en zor zamanlarında Yunanistan'ı istismar etmek yerine Yunanistan'ın yanında yer almıştır. Bölge barışına katkısını göstermiştir. Fakat zannediyorum Yunanistan'da şöyle bir sıkıntı var. Savunma bakanı yapmak için aklı başında adam bulamıyor. Nerede ağırlanır bir adam var, onu savunma bakanı yapıyor. Birisi çıkar adalara manlar yapar. Öbürü çıkar başka bir şey yapar. Bu hatta bir keresinde biz Yanacan Çiftas zamanında oraya resmi ziyaret gerçekleştirmişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Savunma Bakanlığı bizden sakladılar. Bir arıza olmuş bu. Yani her getirdikleri Savunma Bakanı travmatik bir takım açıklamalar yapıyor. Tabii orada maalesef yapılan bir takım anketler, Avrupa Birliği içindeki bazı anketleri takip ediyorum. Aşırı sağ ve ırkçılık çok yükseliyor. Aşırı sağcıların Türkiye düşmanlığına yönetimler teslim oldu. Türkiye Ege'deki barışın teminatıdır, Doğu Akdeniz'deki barışın teminatıdır. Biz buradaki barış konusundaki teminatımızı açık bir şekilde ortaya koyarken Yunanistan'ın ya da Güney Kıbrıs'ın sürekli olarak bunu sabote etmesini, doğrusunu söylemek gerekirse çocuksu hastalıklar var. Yani bakmayın onun şeyine daha başka cevap veririz ama karşımızdaki o kadar büyük bir şey değil. Şimdi geçen gün Kürt savaştan bahsediyor ya da askeri tatbikattan bahsediyor. Bunu hiç siyaset olduğu için bakıyor. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mümküne bakın, onlara bakın. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bunların sözleri herhangi bir şekilde bir gündeme bile alınmaz, herhangi bir şekilde konu bile alınmaz. Ama biz şunu isteriz. Ege bir barış denizleri. Doğu Akdeniz'e hakkaniyetle hukuka göre bir paylaşım olsun. Ama sen getirip adaları ana kara parçasının devamı gibi sayıp onun üzerinden bir kıta sahanlığı ya da deniz yetki alamamış durmaya çalışırsan neredeyse benim kara topraklarına gireceksin. Yani böylesine hukuk dışı bir şey olabilir mi? Arkasına almış mısıkçı bir şekilde Avrupa Birliği'ni mahalle vermiş basit şeklinde. Yunanistan'a bir kere daha ifade ediyor. Sizin için iyi olan Türkiye'ye uzlaştığınız mutabakada vardığınız hususlardır. Arkanızı Avrupa Birliği'ni alarak ya da başka güçler alarak Türkiye'ye herhangi bir şey yaptırmanız mümkün değildir. Siz zor günlerken Türkiye yardımınıza geldi, hiçbir Avrupa Birliği ülkesi yardımınıza gelmedi. Siz ekonomik kriz içerisindeyken biz sizin ekonomik krizden çıkmanız hususunda hiçbir istismarda bulunmadık. Ama Avrupa liderlerinin sizin başbakanlarınızı nasıl aşamadığını, Yunanistan'ın nasıl ifadeler kullandığını hep beraber gördük. O zaman biz Yunanistan'ın bizim ifadeler kullanılmasına da karşı çıktık. Dolayısıyla bu büyük sözleri arkasına herhangi bir şekilde bir mekanizma koymamak, bir hukuk koymamak, bu şekilde konuşma şeklinde bir tanış söz konusu. Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri makul bir dilde konuşmayı öğrenmelidir. Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını öğrenmelidir. Bir ciddiye alıp da aynı şekilde cevap versek büyük tansiyonlara yol açar. Yani gelmiş orada tatbikat yapmış ya da sözü söylemiş. Maalesef başka bir daha makul insanlar bulmak yerine Anadolu kişileri bu konulara getiriyorlar herhalde siyaset usulü olsaydı. Buyurun. Çerçevesinde çeşitli bilimlerinde tabi talimatlarda bulunuyor.
Kendi başlarımız bu bazı yerlerde görülen artışla ilgili bu konuyu da yakından takip edilmesi gerektiğini. Tabii hükümetin ilgili bilimlerle talimatlar vermişler. Bu normalleşme konusundaki süreçlerin sıkı tutulmasını. Bizim de yaptığımız çalışmalar bakımından bu işte maske, mesafe, temizlik meselelerinde daha çok buna uyulmasıyla ilgili olarak gayret göstermemizi, teşkilatlarımızın bu konuda çalışmalar yapmasını, örneklik teşkil etmesini gerektiğini söyledi. Şu anda yok. Şu anda yok bir önlem. Herhangi bir açıklanmış, bize ifade edilmiş bir önlem yok. Tabii şunu söylüyoruz. Yeni kısıtlayıcı bir önlemin ortaya çıkıp çıkmaması normalleşmenin nasıl devam edeceğine bağlı. Biz maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat edersek tabii ki bu şu anki normalleşmeyi daha da güçlendiririz. İnşallah bir gün burada sizleri maskesiz bir şekilde bir fiziki mesafe olmadan bağlayacağız. Ama şimdi bunu yapmak zorundayız. Normalleşmeyi korumak için. Birazcık bıraktığımızda, yani maskeden vazgeçildiğinde, tuhaflarda görüyoruz, İstanbul'da görüyoruz, Ankara'da görüyoruz. Bakın geçen gün sosyal medyaya güzel bir fotoğraf düştü. Diğer bakımda hanımefendiler aralarında fiziki mesafeyi koruyarak çember koymuşlar ve o şekilde ikalarında sohbet ediyorlar. Yani bu sosyal mesafe bakımda yanlış yere gitti. Fiziki mesafedir bu, kalbi yakınlığa engel değildir. Bu kalbi mesafe değildir. Aramızdaki kardeşliğe, muhabbete engel değildir. Fakat mülklerimizi korumaya devam etmemiz lazım. Bu gençlerin mülklerle temasını kısıtlı tutmaya devam etmemiz lazım. Maske, mesafe, temizlik. Bunu sorguladığımız müddetçe sorun yok. Arap Birliği maalesef bizi şaşırtan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Biz, onlar genelde bu açıklamalar yaptığı zaman Türkiye'yi tırmakla ilgili işte bir Arap toprağına Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk güvenlik güçleri saldırı yaptı diyorlar. Bir Arap toprağına durduk yere bu operasyon yapılmıyor. Orada yönetim, oradaki terör örgütünü oradan çıkaramıyor.